Merhaba arkadaşlar ben Türkçe öğretmenimiz Bülent Kuvvet. E, bu videomuzda sizlerle noktalama işaretlerine devam edeceğiz. Unutmayın noktalama işaretleri bir bütündür. Bütün videolarımızı izleyip e, noktalama dair bütün sıkıntıları ortadan kaldırmamız gerekiyor. İsterseniz hemen başlayalım ve aklımızdaki soru işaretlerini giderelim. Evet ilk videomuzda sizlere virgül ve nokta ile ilgili bazı şeyleri anlatmıştım. Püf noktaları anlatmıştım ki en çok soru çıkan bölüm aslında virgüldür. Bunu unutmayın. Bugün de virgülle bağlantılı olan noktalı virgülle ne yapacağız arkadaşlar? Yolumuza devam edeceğiz. Unutmayın noktalı virgülün 3 tane kullanım yeri var. Bunun dışında yok. Çünkü biz noktalı virgülü iki noktayla karıştırıyoruz, virgülle karıştırıyoruz. Unutmayın. Virgül olduğunda sen noktalı virgülü arayacaksın ve iki noktayla noktalı virgülün benzer bir tarafı söz konusu değil. Noktalı virgülün üç tane yeri var. Ve noktalı virgül olabilmesi için benim neye ihtiyacım var? Virgüle ihtiyacım var. Örneğin neye vermiş madde olarak cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için konur. Mesela diyelim ki Türkçe matematik fen ilk sınavda din kültürü inkılap tarihi ikinci sınavda sorulacak. Şimdi arkadaşlar şurada bir boşluk bıraktım farkındaysanız. Şimdi Türkçe Matematik Fen ilk sınavda din kültürü inkılap tarihi ikinci sınavda sorulacak dedim. İlk sınavda olanları sıraladım. ikinci sınavda olanları sıraladım. Şimdi benim bunları bir şekilde bağlamam lazım. Şimdi ben burada virgül koyabilir miyim? Koyamam. Niye? İçinde yeteri kadar virgül var zaten. Biz eğer bu şekilde içinde virgül geçen tür ve takımları birbirine bağlamak istiyorsak neyi kullanıyoruz arkadaşlar? Noktalı virgülü kullanıyoruz. Ne yaptım? İlk sınavda olanları saydım. İçinde yeteri kadar virgül var. Daha sonra ikinci sınavı saydım. E onlarda da virgül var. O zaman ben ne yaptım bunları? Noktalı virgülle birbirine bağlamış oldum. Bu çok çıkan bir maddedir. Özellikle bu son süreçte, denemelerde daha çok eşleştirme olarak da ne yapılabiliyor arkadaşlar sizlere sorular gelebiliyor. İkinci maddemiz ögeler arasında virgül bulunan sıralı cümleleri ayırmak için konur. Şimdi bunu size çok güzel bir şekilde anlatacağım ve bundan sonra karıştırmayacaksınız. Çünkü en çok yanlış yaptığınız nokta. Diyorum ki Ali, Ahmet, Mehmet eve geldiler, yemek yediler. Şimdi arkadaşlar bakın şurası birinci cümle. Şurası birinci cümle. Şurası ikinci cümle. Biz iki cümleyi şimdi eğer Yemek yediler cümlesi büyük harfle başlasaydı ben bunu sonuna nokta koyacaktım. Ama küçük harfle başladığı için demek ki nokta koymayacağım. Peki iki cümleyi ben birbirine hangi noktalama işaretle bağlayabilirim? Virgülle bağlayabilirim. Peki ben buraya virgül koyduğumda bir gariplik var. Neden? Çünkü birinci cümlemde zaten virgül var. Ben içinde virgül geçen cümleleri ne yapıyorum? Noktalı virgülle yani virgülün bir üst basamağıyla birbirine bağlıyorum. Eğer şöyle olsaydı Ali ve Ahmet eve geldiler, yemek yediler deseydim sadece virgül kullanacaktım. Çünkü içinde virgül yok. Ama içinde virgül geçen bir cümleyi diğerine bağlarken ne yapacağım arkadaşlar? Ben noktalı virgülü kullanmış olacağım. Özellikle noktalı virgülden soru çıkan bölüm bu iki madde arkadaşlar. Bu iki maddeden çok fazla soru çıkıyor. Özellikle yine söylüyorum iki noktayla benzer bir tarafı yok. Virgülün bir üst basamağı olarak sizin noktada virgülü kullanmanız gerekir. Üçüncü unsurda ise ikiden fazla eş değer ögeler arasında virgül bulunan cümlelerde özneden sonra noktada virgül kullanılır. Şimdi izleyin arkadaşlar. Ali, Ahmet, Mehmet gibi başarılıydı. Cümlesini gördüm. Şimdi Ali, Ahmet, Mehmet gibi başarılıydı. Biz artık ögeleri biliyoruz. Ali Ahmet Mehmet gibi başarılı olan kim? Şu anda baktığım zaman o. Çünkü ben bu unsurların hiçbirini birbirinden ayıramam. Üçü de virgülle birbirine bağlanmış. Ama ben Ali'nin diğerlerinden, Ali'nin onlar gibi başarılı olduğunu anlatmak istiyorum. Yani özneyi Ali'yi diğerlerinden ayırmak istiyorum. İşte o zaman ne yapacağım arkadaşlar? Ali'den sonra nokta virgülü kullanacağım. Şimdi ne oldu? Ali Ahmet Mehmet gibi başarılıydı. Ahmet Mehmet gibi başarılı olan kim? Ali bakın ne yaptınız siz? Ögeleri arasında virgül bulunan unsurda özneyi diğerlerinden ayırmış oldunuz. Sizin için noktalı virgül demek bu. Bunun dışında hiçbir maddesi söz konusu değil. Farklı noktalarda noktalı virgül kullanmayın arkadaşlar. Noktalı virgülle sizi çok fazla ediyorlar dikkat edin. Evet bir tane sorumuz var noktalı virgülle ilgili. Hangisi noktalı virgül getirilebilir? Yarı yıl tatilinin ilk haftasında biraz dinlendim. İki, i̇kinci haftasında derslerime çalıştım. Ne demiştim size? Noktalı virgül olabilmesi için içinde virgül olması lazım. Bakıyorum. Zaten virgül yok. Şurası bir cümle. Şurası iki cümle. İki cümleyi ben birbirine neyle bağlıyorum? Virgülle. Noktalı virgül benim ihtiyacım olan unsur değil. İkinci cümleye geldim. Bu taraftaki ağaçlarda vişne, kiraz Diğer taraftaki ağaçta elma, armut, ayva yetişiyormuş. Ne yaptım? Önce bu taraftaki ağaçları saydım. Daha sonra diğer taraftaki ağaçları saydım. Ve bunların içinde virgüller var. E bu iki unsuru ben birbirine neyle bağlayacağım arkadaşlar? Noktalı virgülle. Demek iki mutlaka olacak. Şöyle ikinin olmadığı unsuru elemiş oldum. Yola çıktıktan sonra biraz yola çıktıktan biraz sonra hava bozuldu. Bu bir cümle. Kar, tipi, rüzgar her yeri birbirine kattı. İkinci cümle. Arkadaşlar iki cümleyi ben birbirine virgülle bağlayabilirdim. Ama baktım ki ikinci cümlede zaten virgül var. O zaman ben ne yapıyorum burada arkadaşlar? Bir şekilde düşünüyorum. Hemen noktalı virgülü kullanıp işin içerisinden çıkıyorum. Çünkü bağlama unsurunu noktalı virgülle yapmış oluyorum. Peki burada en sevdiğim yemekler yapılıyor. Bulgur pilavı, kuru fasulye, nohutlu pilav. Bakın burada açıklama yapıyorum. Bağlama değil. Açıklama yaptığımda ben birazdan öğreneceğim. İki noktayı kullanacağım arkadaşlar sizler. Peki bizim için önemli olan kısım noktalı virgül demiştik. Sezen, Samsun, Trabzon, Rize, Artvin gezisini tamamlayıp İstanbul'a döndü. Biraz önce öğrendiğimiz madde İstanbul'a dönen kim? Sezen. Peki ben Sezen'den sonra virgül koyarsam İstanbul'a dönen şu oluyor. Sezen, Samsun, Trabzon, Rize, Artvin gibi oluyor. Demek ki Sezen'i diğerlerinden ayırmam lazım. Şimdi... Sezen'in oraya şuraya virgül koyarsam. Sezen Samsun, Trabzon, Rize, Artvin gezisini tamamlayıp İstanbul'a döndü. Kim döndü? Sezen. Nasıl döndü? Samsun, Trabzon, Rize, Artvin gezisini tamamlayarak döndü. Ben burada özneyi diğerlerinden ayırmış oldum arkadaşlar. Burada ne yapmam lazım? Noktalı virgülü şu kısımda şu şekilde ifade etmem lazım. Bunların arasında zaten ne yapıyor? Eş görevli sözcükler olduğu için virgül geliyor. Peki iki noktaya geldim. İki nokta çok karşımıza çıkan bir unsur. Ama iki nokta itibariyle biliyoruz. Şunu unutmayalım. İki noktadan sonra eğer cümleyle başlıyorsa büyük harfle, eğer örneklerle başlıyorsa küçük harfle ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Başlayabilirsiniz. Kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna konur. Şu şekilde ifade edelim arkadaşlar. Milli Edebiyat Akımı'nın temsilcilerinden bazıları şöyledir. Ne yapıyorum? Örnek vermeye başlayacağım. İşte Ömer Seyfettin, Halide Edip, Ziya Kalp, Mehmet Emin yurda kul gibi. Zaten siz bunu kullanıyorsunuz. Burada problem yok. Kendisiyle ilgili açıklama verilecek cümlenin sonuna konur. Yine aynı şekilde kendimi takdim edeyim. Yani kendimi tanıtayım. Meclis katiplerindenim. Ne yaptım? Veya ben kendimi kullanayım. Kendimi size tanıtayım. Bülent Kuvvet Türkçe öğretmeni dediğimde kendimi tanıtma unsurunda ne yapmış oldum arkadaşlar? İki noktayı kullanmış oldum. Karşılıklı konuşmalarda konuşan kişiyi belirten sözlerden sonra konur. Mesela şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar özellikle. Bülent iki nokta üst üste. Nasılsın diyorum. Sorumu soruyorum. Karşımdaki kişi de Levent oluyor mesela. Ondan sonra da iki nokta koyuyorum. İyiyim diye cevap alıyorum. Ben ne yaptım? Karşılık konuşmalarda konuşan kişiyi belirtmek için o isimden sonra iki noktayı kullanmış oldum. Edebi eserlerde konuşma bölümünden önceki ifadenin sonuna konur. Konuşma bölümü demek ne demek arkadaşlar? Şu konuşma çizgisi demek. Yani uzun çizgi. Bakın ben konuşma bölümünden önce neyi kullanmış oldum? İki noktayı kullanmış oldum. Burada arkadaşlar virgül de kullanılabilir. Unutmayın iki nokta ve virgülü kullanın burada. Yani kesinlikle şunu kullanın, kesinlikle bunu kullanın diye bir ifade yok. İkisini de kullanma şansına sahipsiniz. Ama genellikle bu konuşma çizgisinden önce biz iki noktayı kullanıyoruz. Evet iki noktayla ilgili maddelerimizden bazılarına baktık. Şimdi bununla ilgili bir örnek çözelim. Rakiplerini güreşte tek tek yenen sporcularımız toplamda 2 altın ile 3 gümüş madalya topladı. Şimdi burada herhangi bir açıklama yok. Yani bu cümleden sonra onu açıklayacak, kendini tanıtacak diye bir ifade yok. Burada neyi kullanabiliriz? Virgülü kullanabiliriz. İki cümleyi birbirine bağladık. Asansör üst katlarda bir yerlerde kalmış. Hemen ekibi çağıralım. Yine arkadaşlar iki cümleyi birbirine bağladı. Yine virgülü kullandım. Arabanızdaki arıza ile ilgili iki çözüm yolu var. Burada durdum. Niye? İki tane çözüm yolu var. Demek ki ben bunu ne yapacağım? açıklayacağım. Arızalı parçayla arızayı parçayı yenisiyle değiştirmek, eski parçayı tamir ettirip tekrar kullanmak. Burada açıklama yaptığım için ne yaptım arkadaşlar? İki noktayı kullandım. Bakın burada cümle değil, yapacağım şeyleri ifade ettiğimden dolayı iki noktadan sonra küçük harfle başladım. Bugün Melih, Tuna, Sinem resim kursuna Şule Mehtap müzik kursuna gidecek. Biraz önce öğrenmiştik. Resim kursuna gidenleri saydım. Müzik kursuna gidenleri saydım. İçinde virgüller geçiyor. Bu iki unsuru birbirine neyle bağlıyorum arkadaşlar? Noktalı virgülle. Demek ki benim doğru cevabım Ceyhan. Tekrar ifade edelim. Biz bir açıklama yapacaksak açıklama cümlesinin sonuna ne yapıyoruz? İki noktayı koyuyoruz. Bir tane daha bununla ilgili sorun var. İki noktayla ilgili. Uzun süre kapalı kalan bu sinema salonu derneğimiz tarafından geçen ay tekrar açıldı. Herhangi bir açıklama söz konusu değil arkadaşlar. Virgülü koydum. Bu kurs salonunda birçok dalda becerilerinizi geliştirebilirsiniz. Resim, boyama, ebru. Şimdi ben ne yaptım? Bu resim, boyama, ebruyu açıkladım. Nereden? bu kurs salonunda geliştirebileceğiniz unsurları yazdım. O zaman açıklama yaptığıma göre ne yapacağım arkadaşlar Berran cümlesinde? iki noktayı kullanacağım ve doğru cevabın bursa olduğunu görmüş olacağım. Peki geldim kısa çizgiye. Kısa çizgiyle de ilgili özellikle e, kullanılan ve sizi yanıltabilecek unsurlar var. Onları size vereceğim şimdi. Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna konur. Biz bunu kullanıyoruz. Şu şekilde gösterelim. Kasabamızda yapılan balık yakalama yarışmasında en büyük balığı ben tutmuştum. Şimdi satıra sığmadığında ne yaptım? Ben bunu kısa çizgili arkadaşlar ayırdım. Bunu hepimiz zaten yazılarımızda yapıyoruz. Bunun da tabii kuralları var. Daha önce sizlere anlatmıştım. Onları da mutlaka hatırlamak lazım. Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başına ve sonuna konur. Bunu ben size bir yerde de anlattım. Nerede anlattım? Virgülde. Demek ki ara sözde, ara cümlede iki tane unsur kullanıyorsunuz. Bir, kısa çizgi. iki virgül. Peki hocam ara söz neydi? Bülent öğretmen, şöyle yazalım. Türkçe öğretmenimiz okuldan ayrıldı. Dediğim zaman. Şimdi arkadaşlar ara söz neydi? Cümlede herhangi bir yargı bildirmeyen bir ögenin açıklayıcısı olan unsurdu. Şimdi Bülent öğretmen okuldan ayrıldı dedim. Cümlede hiçbir problem yok. Bülent öğretmen yani Türkçe öğretmenimiz. Burada ne yaptı? Ara söz bir öznenin açıklayıcısı oldu. Peki ben ara sözü göstermek için neyi kullandım arkadaşlar? Kısa çizgiyi. Peki kısa çizgiye ne kullanabilirdim? Virgülü kullanabilirdim. Bunu virgülde de anlattık. Burada da anlatıyoruz. Ara söz için iki tane unsur kullanabiliyorsunuz. Ya iki tane virgül ya da iki tane kısa çizgi. Bir diğer maddeme geçtim. Kelimenin kökleri, gövdeleri ve eklerini birbirinden ayırmak için kullanılır. Burada dikkat edin arkadaşlar, bildiğiniz şeyler ama kök, gövde veya işte heceleri ayırma unsurunda mutlaka dikkatli olmamız lazım. Mesela herhangi bir kelime alıyorum. Gelmiş T dediğimde ne yaptım arkadaşlar ben bu kelimeyi kök gövde ve ek olarak birbirinden ayırdım. Kısa çizgiyi burada bu anlamda kullanmış oldum. Fiil kök ve gövdelerini göstermek için kullanılır. Mesela sev kelimesi bir fiildir. Kısa çizgiyi kullandım sevmek dedim. Gövdesini göstermek için sevdirmek dedim. Yine ne yaptım arkadaşlar ben bunun gövde şeklinde göstermiş oldum arasında özellikle dikkat ediyorsunuz. Arasında ve ile ila den gibi unsurlar anlamını verecek şekilde kullanılır. Ne demek istiyor? Özellikle mesela İzmir Ankara yolu dediğimde arkadaşlar. Bakın ne yaptım? İzmir Ankara arası, İzmir ile Ankara yolu anlamında ben neyi kullanıyorum? Kısa çizgi. Veya Galatasaray Fenerbahçe maçı derken Galatasaray Fenerbahçe maçı derken ne yaptım arkadaşlar? Ben yine kısa çizgiyi kullandım. Çünkü kısa çizgi Galatasaray ve Fenerbahçe maçı İstanbul ile Ankara arası derken ne yapıyorum ben? Kısa çizgiyi bu şekilde kullanabiliyorum. Bu anlamları veren kısa çizgiyle ilgili sorularda ne yapabiliyor? Gelebiliyor. Sıfırdan küçük değerleri göstermek için kullanılır. Bunu zaten biliyorsunuz. Hava eksi 5 derece dediğim zaman arkadaşlar ne yapıyor? Havanın eksi durumda olduğunu yani 5 derece yanında kısa çizgi varsa anlıyorum ki ben eksi 5 derece yani sıfırın altında olduğunu bizlere ne yapmış oluyor? ifade etmiş oluyor. Cümle içinde sayı adlarının yinelenmesinde araya kısa çizgi konmaz. Burada ne demek istiyorum arkadaşlar? 3-5 öğrenci dikkat edin bununla ilgili soru geliyor. 3-5 öğrenci gelmedi dediğimde. Arkadaşlar bakın böyle bir kullanımda siz araya kısa çizgi koyamazsınız. Bunu olduğu gibi yazmanız gerekiyor. 3-5 öğrenci şeklinde ifade etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Sakın bu durumda buraya herhangi bir kısa çizgi koymayın. O zaman noktalama yanlışı ve yazım grubuna da ne yapmış olursunuz? Yanlışlık oluşturmuş olursunuz. Peki sor, bul, açtır sözcüklerinden yeni sözcükler türetilebilir. Buradaki kısa çizginin kullanılış amacı aşağıdakilerden hangisidir? kısa çizgi ne yapmış? Burada makiki olarak kullanılmış. Sormak, bulmak, açtırmak gibi. Kökün üzerine gelmiş. Kökün üzerine gelmiş. Gövdenin üzerine gelmiş. Şimdi heceleri göstermek. Burada heceleri göstermemiş arkadaşlar. Heceleri gösterseydi ne derdi? Aç tır -dı gibi bir unsur oluştururdu. Fiil yapma eklerinin sonuna gelmiş. Şimdi burada ek kısmı var mı yok mu onu düşünmeniz gerekiyor. Fiil kök veya gövdelerini göstermek demiş. Sözcüklerin kökleri, gövdeleri ve eklerini birbirinden ayırmak için kullanılır. Burası da değil, burası da değil. Fiil yapma eklerinin sonuna gelmek arkadaşlar. Mesela tır eki olarak kullanılıyor ya. Bu şekilde ne yapabilirsiniz? Bunu ifade edebilirsiniz veya aynı şekilde şu anlamda da kullanılabilir. Yaptır mak şeklinde ifade edebilirsiniz veya sulamak. Ne yaptınız? İsimden fiil yaptınız. Onu ifade ettiniz. Burada arkadaşlar bakın fiil kökünü gösteriyor. Sormak. Burada bulmak yine fiil kökünü gösteriyor. Burada ise açmaktan açtırmak olduğu için gövde haline geldiği için bunu gösteriyor. Demek ki kısa çizgi burada. Fiil kök ve gövdelerini göstermek için kullanılmıştır. Ama unutmayın heceleme unsurunda farklı. Heceleme unsurunda ne var mesela? Ha, nı, Mli diye ne yaparsın? Sen bu unsuru hecelerine de ayırmış olursun. Yine bununla ilgili bir soru. Hangisinde kısa çizginin kullanımı doğrudur diyor. İzmir Manisa yolunun her 9-10 kilometresinde bir durarak dinlene dinlene çay içmeyi tercih ettik. Şimdi arkadaşlar dinlene dinlene bir ikilemedir. İkilemeler arasına kesinlikle ve kesinlikle noktalama işareti girmiyordu. Eley 9-10 kilometresinde dediğimde arkadaşlar ne vardı 9-10 kilometrede? Bize demiş ki sayılar arasında kısa çizgi cümle içinde kullanmıyorduk. Bu kısımda gitti. İzmir ile Manisa yolunu ne demiştik? Kısa çizgi arasında ve ile ila anlamında kullanılır. Demek ki burada A şıkkı bizim için doğru cevap olacaktır. Uzun çizginin tek bir görevi var arkadaşlar. Konuşma çizgisi. Konuşma çizgisi olarak adlandırılır. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Biz yazıda satır başına alınan konuşmaları göstermek için kullanıyoruz. Pencereyi açıp çocuklara seslendi. Bakın konuşma çizgisinden önce iki noktayı kullandı. Haydi çocuklar yemek hazır derken ne yaptım? Konuşmamın başına ben konuşma çizgisini yani uzun çizgiyi getirmiş Oldu. Aşağıdaki cümlelerde yapılan noktalama yanlışlarını bulalım arkadaşlar sizlerle. Hava kirliliğinin bir nedenini söyleyeyim. Fabrika bacalarından çıkan zehirli gazlar atmosferi zehirliyor. Şimdi arkadaşlar, bir nedenini söyleyeyim dediğine göre ben açıklama yapıyorum. Peki açıklama yaparken noktalı virgül kullanımı var mıydı? Yoktu. Hocam bir de şey demiştiniz. Noktalı virgül için virgül şart. Bakıyorum cümlede virgül yok. O zaman buradaki noktalı virgül yanlıştır. Açıklama yaptığım için İki noktayı kullanmak zorundayım. Elde var bir. Ağaçta bulunan yuvada birkaç yavru görünüyor. Hepsi de annelerinin getireceği yiyecekleri bekliyor. Arkadaşlar şurası bir cümle. Şurası ikinci cümle. İkinci cümleyi ben birbirine noktayla bağlarım. Ama küçük harfle başlamış olmaz. E virgülle bağlarım. Bakıyorum virgülle bağlayabilirim. Virgülle bağlayabilirken niye noktalı virgülü kullandım? Noktalı virgülü kullanabilmem için içinde virgül olması lazım. Ama yok. O zaman burada noktalı virgülü kullanımı yanlış. Ne diyorum arkadaşlar? Sadece virgülü kullanıyorum. Bitti. İstanbul Ankara yolu kar yağışından dolayı kapanmıştır. Biz böyle bir kullanım kullanmadık. İstanbul ile Ankara yolu arası derken ne yaptık arkadaşlar? İstanbul kısa çizgi Ankara kullanmamız gerekiyor. İstanbul Ankara arası dediğimde bu kısa çizginin kullanımı biraz önce sizlerle görmüştük. En sevdiği kitabını Şah Sultan arkadaşına hediye etmiş. Şimdi durdum. Hediye etmiş yüklem. Kim hediye etmiş? O neyi? En sevdiği kitabını. Yani Şah Sultan'ı. Peki burası ara söz. Biz ara sözü belirtmek için arkadaşlar ne kullanabiliyorduk? Ya iki tane kısa çizgi ya da iki tane virgül. Ama kesinlikle ve kesinlikle eğik çizgi diye bir kullanım söz konusu değildi. Evet bir tane sorumuz var arkadaşlar. Aşağıdaki cümlenin hangisinde iki nokta yanlış kullanılmıştır? Türkçe'de sözcük kökleri iki ana gruba ayrılır. Evet açıklama yapıyorum. Açıklamada iki noktayı kullandım. Doğrudur benim için. Yağlı, yağlı güreşle ilgili bazı kavramlar vardır. Yine açıklama yapıyorum. Yine benim için doğrudur. Batı doğu çalışmasını, çatışmasını anlatan romanlar şunlardır. Yine açıklama yapıyorum. Yine benim için doğru cevap. Bugünün ışını yarına bırakma. Çünkü yarın acizlerin günüdür. Arkadaşlar bir kere çünkü bağlaçtır. Ve siz Bağlaçlardan önce ve sonra herhangi bir noktalı işareti kullanamazsınız. Zaten burada açıklama yok. İki cümleyi birbirine bağlıyor. Bu durumda da siz ne yapamıyorsunuz? İki noktayı kullanamıyorsunuz. Evet arkadaşlar bugün bu videomuzda sizlerle noktalı meşartının ikinci videosu olarak noktalı virgülü, iki noktayı, kısa çizgiyi ve uzun çizgiyi gördük. Özellikle sınavlarda işinize yarayacak kısımları anlatmaya çalıştım sizlere. Soru tiplerinin nerelerden gelebileceğini anlatmaya çalıştım. Videomuzu izleyin. Sıkıntı yaşadığınız yerlerde PDF'ten yararlanın. Herhangi bir noktada bize ulaşabilirsiniz. Yanıt okulu olarak her zaman yanınızdayız. Diğer videolarımızı takip etmeye devam edin.